Gündem Özel'den herkese merhabalar. Gündemimiz KPSS. Biliyorsunuz dün öğrenciler bir tek açmıştı. KPSS'de ikinci FETÖ skandalı diye daha sonradan resmi gazetede yayınlandı ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Peki devamında neler olacak? Birkaç takım iddialar var. Şimdi bizlerle birlikte CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen var. Birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla Türkiye'nin hali gibiyiz. Aslında iyi olmak istiyoruz. İyi olmak için çok çalışıyoruz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milletvekili Erzurum'daydık. Türkiye'yi karış karış gezip umarım Türkiye'yi de vatandaşlarımız nefes alacağı bir iklimi geri getireceğiz. Peki o zaman hemen başlayalım konumuza. Sayın Antmen, şimdi dünkü meseleleri biliyorsunuz, bununla ilgili size meclise bir soru önergesi verdiniz. Onların içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz bize? Sizin kulağınıza ne takım iddialar geldi? Şimdi öncelikle çok ciddi ve vatandaşlarımız için, genç kardeşlerimiz için, devlet memuru olmak isteyen gençlerimiz için son derece ciddi bir ihanet ile karşı karşıyayız. Bakın özellikle bazı iddialar var ki bunlar yenil yutulur gibi değil. Normal internet, bizim kullandığımız internet dışında gençlerimiz daha çok iyi bilir. Bir derin internet, deep internet var, black internet var. Bir ay kadar önce buralarda KPSS 2022 sorularının 1000 dolara satıldığı iddiası var. Bu doğru mudur, değil midir? Bunun mutlaka ve mutlaka araştırılması gerekiyor öncelikle. Benim de soru önergem aslında biraz da bunun üzerine. Ama bunun yanında yüz binlerce genç kardeşimiz devlet memuru olmak için çalışıyorlar, çırpınıyorlar, dershanelere gidiyorlar, testler çözüyorlar ve hayatlarını 1-2 saatlik bir sınavda şekillendirecek bir sınava girip bu sınavda soruları çalan, soruları satan bazı kişiler yüzünden hayatları kararıyor. İşte bunun araştırılması gerekiyor. Bizim soru önergemiz bu. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin üzerine basa basa söyledikleri bu konunun araştırılması gerektiği hususu bu. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da biraz önce bir tweet atarak buranın bu olayın ne kadar çok ciddi olduğundan bahsetti. Ama ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması, Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesinin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şovu olduğunu da açıkça deklar etti ki öyledir. Peki sizce de şimdi biz bu olayları geçmişte de yaşadık. O yüzden biraz daha Türkiye olarak, öğrenciler olarak temkinli davranıyor herkes. Sizce tekrardan bir FETÖ parmağı olabilir mi? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu 2010 yılında bir KPSS sınavında bir FETÖ projesiydi. Ve zaten FETÖ'nün harp okulları dahil, devlet memurlukları dahil, kaymakamlıklar dahil her yere kendi yandaşlarını sokmak için soruları çalarak insanların kaderleriyle oynadığı açık ve aşikardı. 2010 yılında yapılan o FETÖ hırsızlığına, FETÖ'cülerin yaptığı birçok şey yanında buradaki FETÖ hırsızlığına, insanların, gençlerimizin hayatlarını karartmalarına AKP çok ciddi bir şekilde üzerine gitmedi. Çünkü 2010 yılında ortaklar ve beraber yol yürüyorlardı. 2022'ye geldiğimiz zaman bakıyoruz, iki şey var ortada. Ki AKP buna sarılacak, FETÖ'cüler hala aktif diyecekler ama değil. AKP yandaşları ve kendi yandaşlarını hala kamu kurumlarına sokmak isteyen bu zihniyet bu soruları çalarak yandaşlarına satıyor veya yandaşlarını bu sınavlarda başarılı olmaya çalışıyor. Ben bunun bir FETÖ operasyonu olmaktan çok ki böyle de olma ihtimali var ama daha da çok ÖSYM içinde bir çetenin, tabii bunun mutlaka siyasi uzantıları da olması gerekiyor. Türkiye'ye yapılacak bu kadar büyük bir ihaneti tek başlarına yapmaya cesaret edemezler. Bir çetenin bu soruları çaldığı, sızdırdığı, sattığı ve buradan hem rant elde ettiği hem de hak etmeyen, liyakati olmayan kendi yandaşlarını kamu kurumlarına sokmaya, devlet yapmaya çalıştığını görüyorum ve buna çok üzülüyorum. Böyle büyük bir KPSS sınavı gibi büyük bir organizasyonda, yüz binlerce gencimizin hayallerinin çalındığı bir organizasyonda
bunu yapan kişilerin arkalarında bir siyasi güç olması ya da olduğunu düşünmeleri veya onlardan destek almaları ya da alacakları inancı olmasa böyle bir operasyon, böyle bir hırsızlık, böyle bir ihanette bulunamazlar. Onu söylemek isterim. Bunlar tabii ki sosyal medyadaki açık kaynaklardaki duyumlar ama şunu çok açık ve net söylüyorum. Bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı derhal devreye girmelidir. Devlet Denetleme Kurulu titizlikle şeffaf bir şekilde soruşturmasını yürütmelidir. Ve bunun ucu kime giderse gitsin sonuna kadar araştırılmalı. Yapanlardan hesap sormalıdır. 2010 gibi bu işin peşi öyle bırakılmamalıdır. Ve daha da önemlisi ben AKP yargısından eğer bu iş AKP'lilere giderse çok ciddi bir soruşturma, kovuşturma ve yargılama yapmalarını beklemiyorum. Şunu da bizi dinleyenlere, KPSS 2022 mağdurlarına ve bütün vatandaşlarımıza söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi kim ne yaparsa yapsın hesabını Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında soracağız. Ve özellikle bu 2022 KPSS sınavının ihaneti burunlarından fitil fitil getirecek. Bu bizim halkımıza, vatandaşımıza ve KPSS 2022 mağdurlarına sözümüz olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Evet, şimdi bizlerle birlikte avukat Ruşen Gültekin var. Ruşen Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Gazze Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen sizden de bir görüşlerinizi alalım. Konumuz malum KPSS. Sorular sığdırıldı diye iddia ediliyor. Ama böyle bir tesadüf olur mu, olmaz mı? Buyurun, söz sizde. Şimdi aslında iş bugüne gelmeden önce kısaca aslında siyasi iktidarın geçmiş sicilinden bahsetmemiz lazım Azra Hanım. Yıl 2003 iktidara geliyor AK Parti. Bazı temsilcilerin bazı yayınlarda açıkladığı gibi kendi kadrolarımız yoktu. Kemalistleri temizlemek için Amerika ile FETÖ'yle cemaatle birlikte çalıştık. Bu kadrolara cemaati yerleştirdik ki Kemalistleri, Atatürkçüleri gönderelim diye açıklamaları biliyoruz hepimiz. Bununla ilgili olarak. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Devlet kalıcı, hükümetler geçicidir. Hükümetler devletlere sızmazlar. Devleti yönetirler. Ama ilk baştan itibaren AK Parti bir sızıntıyla gelmeye çalıştı. Bunun için önce FETÖ'yü kullandı. Kendisi de bunu itiraf etmiyor değil. Ama o tarihlerde ben görevdeydim. Görevde olduğum için özellikle hakim savcı alımları ile ilgili yapılan sınavlarda biliyorsunuz gene ÖSYM'nin yaptığı sınavlardır hakim savcı sınavları. Sınavlarda ve sonuçta bunun mülakatı Adalet Bakanlığı'nda yapılıyordu. Yıl 2006-2007. Azra Hanım, siz daha çok küçük bir çocuktunuz o zaman. Biz Yarsav olarak, ben orada yönetim kurulu üyesiydim. Ömer Faruk Eminağoğlu başkanlığında Adalet Bakanlığı'na dava açtık. Mülakat alımlarının durdurulması ile ilgili. Neden? Çünkü mülakatlar geçmişte olmadığı kadar yanlı yapıldığı ile ilgili şeyler vardı, söylentiler vardı, dedikodular vardı. Mülakat şeyleri tamamen kapalı kutuydu Adalet Bakanlığı içinde. Tamamen Adalet Bakanlığı'nın temsilcilerinden oluşan bir yapıydı bu. Bu geçmişte de böyleydi ama şimdiye kadar hiç bu kadar siyasallaşmadığını biliyoruz. Ancak bu defa tamamen aslında kendi adamlarını almak için yaptıkları yönünde iddialar üzerine dedik bir de şu var. Mesela Rabia Azra sınava giriyor, mülakat sınavına. Aynı soru Ruşen Gültekin'e de soruluyor ama Ruşen Gültekin kazanıyor, Azra Rabia kazanamıyor. Şimdi bunlar da soru işareti yaratıyor. Bunun üzerine biz Danıştay'da dava açtık. Dedik ki bu sınavların objektif olabilmesi için mülakata bir kamera koyun. Kamera koyun ki Azra da girdiğinde, Ruşen de girdiğinde objektif bir sınavla karşı karşıya olduğunu ve neden kaybettiğini bilsin. Biz bu yönetmeliğe dava açtık. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Siyasi iktidar ne yaptı biliyor musunuz? Aslında ne yapması lazım? Yani yönetmenin ilgili maddesini iptal ediyordu Danıştay. Ne yapması lazım? Artık mülakata bir kamera koymalıydı. Normal bir hükümet olsaydı. Ya çocuklarımız hepsi bizim çocuklarımız. Madem böyle bir iddia da var, böyle bir şüphe de var. O halde onlarla ilgili mülakatlara bir kamerayı koyalım. Madem öyle
Ya içlerinde şüphe kalmasın evlatlarımızın. Biz çünkü tüm Türkiye'yi temsil eden bir hükümetiz. Öyle değil mi? Sonuçta hükümetler Türkiye'yi temsil etmiyor mu? Öyle olması gerekirdi. Ama AK Parti iktidarı ne yaptı? Yönetmeliğe dava açabildiğimiz için dernekler, yani sivil toplum örgütleri, kanuna dava açamazlar. Husumetleri yoktur. Kanunların iptali nasıl oldu? Anayasa Mahkemesi'nde ayrı bir yoldur. Ve bunu dernekler yapamaz. Dolayısıyla yönetmelikteki bu hükmü aldı, kaldırdı, kanuna koydu. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanuna koydu. Neden böyle yaptı? Biz dava açamayalım diye. Ve bu şekilde sınavları, şaibeli yapmaya devam etti. Ve biz 15 Temmuz 2016'da ne gördük biliyor musunuz Azra abi? Vahameti anlatmak açısından. Bizim dava açtığımız, sınavını durdurduğumuz, sınavlarda dahil olmak üzere 2015'e kadar yapılan sınavlarda toplamda alınan yargıç ve cumhuriyet savcılarının %95'i FETÖ'cü çıktı. Bakın %95 diyor. Yok mu başka cemaatten olan? Menzilci, Işıkçı, İsmail Ağacı? Hayır. Sadece FETÖ'cü. Yani cemaat. Fethullah Gülen cemaat. Korkunç bir rakam bu. Şimdi iktidarın tüm güçleri elinizdeyken bu kötü bir durum ve aslında şu var, şuraya gelmek istiyorum bununla ilgili. Geçmişten bugüne kadar korkunç kötü bir sicili var siyasi iktidarın ve bunu siyasi iktidarın televizyona çıkan temsilcileri de şöyle ifade ettiler. Tekrar edeyim, biz sanki kendi kadrolarımız vardı da onları kullanmadık da yerine cemaatin kadrolarını mı kullandık? Hayır, AK Parti iktidara geldiğinde kadroları yoktu. Kadrolaşmak için cemaatin kadrolarını kullandık ve kadrolaşmaya çalıştık. Çünkü bizim 12 yıl görev yapmış bir memurumuz yok. Bak, bizim memurumuz. Bakın bu bakış açısı aslında bizi yok eden şey. Dolayısıyla demokrasiden nasıl uzaklaştığımız anlamında geldiğimiz noktayı anlatmak açısından söylüyorum. Daha sonrasında ilerleyelim. 2011-2012 sınavları. Korkunç derecede şaibeler ortaya çıktı. Bu arada 2013-2014 avukatlıktan hakimliğe geçme sınavları. Ben hatırlıyorum, bir karı koca, ikisi de 100 aldı. Ve herkes bilsin ki çalınan her soru çalınan hayattır. İnsanların 20 yıldır hayatları çalınıyor. Bırakınız bu işlerin iddialarını. En ufak bir şaibe olması bile çok büyük bir tereddüt. Bakın benim üniversiteye hazırlanan bir oğlum var. Elimizden geleni yapıyoruz. Çırpınıyoruz ki girsin diye. Milyonlarca aile bu durumda. Bu sınavlarda şaibe iddiası olabilir mi Azra? Kimin aklına gelebilir? Ancak 2011-2012 soruşturmalarına bakın, ÖSYM'de bir kablo çekerek, yani hortum bağlayarak soruların çalındığı iddiaları bile gündeme geldi. Bunlar hakkında ne yapıldı bilmiyoruz. Şimdi işin bu kısmı ayrı, günümüze gelirsek baktığımızda ben kısa notlar aldım Azra Hanım. Biliyorsunuz bu bir iddialarla başladı. ÖSYM Başkanı hemen bu olayın hemen ardından bir açıklama yaptı. Dedi ki herhangi bir yanlış yoktur diye bir açıklama yaptı. Ondan sonra ilerledi. Çünkü gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek diğer başka siyasi partiler bununla ilgili açıklamalar yapmaya devam ettiler. TESKOP gibi kuruluşlar da açıklamalar yapmaya da, eğitim kurumları da, örgütlenmeleri de açıklama yapmaya devam ettiler. Ve bunun üzerine zaten aslında köşeye sıkışan siyasi iktidar, Cumhurbaşkanlığı gece yarısı bir karar vererek ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı. Peki ÖSYM Başkanı kim? Devlet memuru. Peki bu işin siyasi sorumlusu kim? Milli Eğitim Bakanı. Bence dün gece Milli Eğitim Bakanı görevden alınmalıydı. Ki bununla ilgili bir soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından yapılmalıydı. Şimdi suç duyuruları olacak falan filan. Ancak burada hukuksal olarak baktığımızda ÖSYM Başkanı hem sorular çalınmadı dedi ve daha sonra da görevden alındı. Geçmiş ÖSYM Başkanlarını da hatırlayalım. Yusuf Ziya Özcan 2007-2011, sonrasında gelen Ali Demir, daha sonra biliyorsunuz FETÖ soruşturmalarına tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Bununla ilgili olarak yapılan soruşturmaların da ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sayın CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın çok ciddi bir mücadelesi var. 6 ay önce Sayın Yıldırım Kaya'nın gene LGS sınavı ile ilgili bir suç duyurusu var.
Daha önce bunlarla ilgili yapılan bazı suç duyuruları da takipsiz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla kamuoyu bunun üzerine çok durmalı, buradan geri adım atmamalı ve bunun sadece bazı görevden almalarla geçiştirilmesine izin vermemeli. Ve mutlaka idari soruşturma, yani Devlet Denetleme Kurulu'nun soruşturması yanında re'sen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmalı. Burada bir sızıntı mı var? Yoksa yayın evinden bu sorular alındı mı? Yani çok büyük, ya yayın evine alınması da çok büyük bir skandal. Sızıntı da ayrı büyük skandal. Ama bunların kamuoyu önüne tartışılıp buna tevessül edenlerin, insanların hayatlarını çalanların, hırsızların bir an önce cezalandırılması için işlem başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi siz de ifade ettiniz, eğitim çok önemli. Geçtiğimiz günlerde ben de FETÖ ile ilgili bir belgesel izledim. İsmi Kumpas, çok da tavsiye ederim, önemli. Ve orada şeye çok dikkat çekiliyor. Küçükten yetiştirme var. Yani bu eğitimden aslında yetiştirme var. Dershanelerden, mülakatlardan soruların verilmesi. Her şey bizzat Etkin Pişmanlar anlatıyor. Orada da kişilerin, FETÖ'nün içindeki kişilerin kendisi bizzat söylüyor eğitimin ne kadar onlar için önemli olduğunu. Ve dediğiniz gibi evet, ÖSYM başkanı görevden alındı, ancak ne olacak? Tamam, görevden alındı. Şimdi bu olay kapanacak, bitecek mi yani? Yani bununla ilgili bir gelişme olacak mı? Bunlar da çok önemli. Sizden önce hemen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de bizlerle birlikteydi. Kendisi de ifade etti o iddiaları ve FETÖ'den ziyade bu siyasi ayağının AK Parti'ye uzandığını öngörüyor kendisi. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce de bunun bir siyasi ayağı var mıdır? Ya kuşkusuz vardır. Eğer birileri ellerindeki gücü kullanarak birilerinin daha öncelenmesiyle ilgili bir işlem yapıyorsa, bunun siyasi ayağının olmaması mümkün değil. Nasıl olacak? Yani şunu çok iyi anlamamız lazım Azra. Devletin sürekli ve kalıcı, hükümetlerin de geçici olması ana kuraldır. Devlet bütün anayasal kurumları ve elbette istihbarat örgütleriyle bir bütündür. Hükümetler ise geçici olarak gelir, bunlar üzerine yönetim yapar ama buralara sızmaz hükümetler. Buralara kadro atamaz, bu kadrolarla çalışır. Demokrasiler de böyledir. Çünkü devlet memurları hükümetlerden çok daha kalıcıdır. Yani devlet memuru olduğunuzda 25 yaşında siz 65 yaşınıza kadar devlet memuru olarak kalırsınız ve çeşitli hükümetler gelir giderler. Dolayısıyla demokrasilerde hükümetler geçicidir. Biz bu sızma harekatlarından, bu kadrolaşma meselelerinden zaten bugün neyi tartışma konusu yapıyoruz? Acaba siyasi iktidar gidecek mi, değil mi? Seçimle gider mi diye insanlarda bir endişe var. Asıl işte bunun bilinç altında yatan şey bu meseleler. Ya bu kadar kadrolaşmak niye? Ne yapılmaya çalışıyor? Devlet aygıtı belli. Devlet hepimizin. Bu devlette görev yapılır. Bu devletten emekli olunur. Ama bu devlete sızılmaz. Bu sızıntı olduğu, sızıntıların yapıldığı artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bakın Kumpas diye bir belgeselden bahsettiniz. Üzülerek söylüyorum, ben şahsım direkt o kumpaslardan birine uğramış biriyim geçmiş zamanda. Öyle korkunç bir şeyden bahsediyoruz ki, yani öyle ahlaksızlıktan bahsediyoruz ki bir tek soru 3 puan. Bu sorular nasıl çalınabilir? Bu sorular nasıl aktarılabilir? Ve iddia şu ki 30'a yakın soru o yayın evinin deneme sınavı olarak sorduğu soru, 14 nolu deneme sınavı diyorlar. Birçok soru oradan çıkmış. Matematik sorularını video programlarında hocaların çözdüğü iddia ediliyor. Bunlar kime servis edildi? Bakın soruşturmanın derinliği açısından. Ve bu soruşturmada şunun ortaya çıkması lazım. Yani böyle bir soruşturmada şu bir Cumhuriyet Savcısı ortaya çıkartabilir bunu. Bunun arkasında hangi tarikatlar ve cemaatler veya hangi güçler var? Hangi siyasi organlar var? Yani illa cemaat deyince tek bir cemaatten bahsetmemek lazım. Tamam, kavga oldu. İki cemaatle AK Parti ayrıldı ama geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı cenaze töreninde gördük. Yani biz diğer tarikatlarla ilgili bir mesafe konulmuş mu? Onlarla ilgili, çünkü her tarikat, her cemaat varlık sebebi olarak devlete sızmak istemektedir. Devlet içerisinde yer almayan cemaat ve tarikatların gelirleriyle yaşamaları mümkün değildir. Ama siz örneğini verdiniz. Bu çocukları küçük yaşlardan alıyorlar. Neden kredi yurtlar kurumları bu kadar zayıf? Neden özel yurtlar bu kadar fazla? Bu kadar fazla yurdun cemaat ve tarikatların elinde olduğu hala biliniyor. Bu kural değişmedi.
Bu kuralın değişmesi lazım. İşte 1980'den itibaren Türkiye'ye biçilen elbise buydu. Ilımlı İslam. Ve bugün geldiğimiz yer artık siyasi İslam'ın iktidarını sonuna kadar yaşamak. Şunu anlamamız lazım. Şunu görmesi lazım Türkiye'nin artık. Artık bunu denedik. Bir siyasi iktidarı denendi. Bununla görülmesi gerekiyordu. Çünkü 20 yıl önce biz bir şey söylediğimizde, şimdi söylediklerimizi biz o zaman da söylüyorduk. Söylediğimizde bana diyorlardı ki ya Ruşen Bey, alnı secdeye geliyor bu çocukların. Biraz ağır olmuyor mu? Biraz haksızlık olmuyor mu? Bakın bunlar Hazreti Peygamber'in kitaplarını okuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, iyi ahlak öğreniyorlar diye bana anlatıyorlardı. Biz tabii devletin tüm mekanizmasına sahip olmadığımız için cevap veremiyorduk. Ama bugün artık alnı secdeye geldiği söylenen çocukların F-16'lara binip parlamentomuzu bombaladığını biliyoruz. 251 adet şehidimizin olduğunu biliyoruz. Bu cemaat dediğimiz yapının teslim edildiği ordu tarafından yapılan darbe girişimi sonucunda. Şunları da vurgulamak lazım. Son olarak yeni bilgiler bunlar. En son bir ay önce 432 kişinin Azra Hanım ÖSYM'den uzaklaştırıldığı, yerinin değiştirildiği iddia ediliyor. Bunlar açıklanacak. Bakın çok önemli bir şey. ÖSYM'den de sınavdan bir ay önce 402 kişi, hatta TESKOP İş, şimdi sendika temsilcisi var. Orada TESKOP İş örgütlü. Onun sendika temsilcilerinin yeri değişemez biliyorsunuz. Hani onunla ilgili sendikadan izin alması gereken yasal süreçler var. Buna rağmen görevden alınmış. Şimdi bunlar şüphe götüren şeyler. Bu işlemlerin hepsi bir soruşturma kapsamında ele alınmalı. Bu soruların hangi ellerle ÖSYM sınavına, KPSS sınavına konulduğu, hangi denetim sistemlerinde yanlış yapıldığı, bu günümüz teknolojisinde bunların hepsi çok mümkün. Alınacak ifadelerle ortaya çıkartılmalı ve bununla ilgili soruşturma, çünkü aylarca sürecek bir soruşturmadan bahsediyorum. Çok büyük bir soruşturma olacaktır diye düşünüyorum. Bu soruşturmanın sonucunda da bu kişiler en ağır cezayla cezalandırılmalı. Çünkü bu sızma olması halinde, yani sahte evrak düzenlemekler tutun, devletin içine başka bilgileri almaktan, bazı sırlarla ilgili konulardan, sadece görevi kötüye kullanma, görevi ihmalle ilgili bir meselenin çok ötesinde bir meseleden bahsediyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde de bu sınavların devamı olduğunu düşünüyorum. Bence bu aşamada artık bu sınavların iptali düşünülmeli. Çünkü çocukların da kafası karıştı. Yani Allah hepsine yardımcısı olsun ve hiçbirisi bunu hak etmiyor. Bu çocuklarımız bunları hak etmiyor. Yani gecelerini gün üzerine sıkatıyorlar. Yemin ediyorum ağlayacağım sitirden yani. O kadar üzülüyorum yani. Ve artık buna son vermeliyiz. Yazık bu. Bu ülkeye yazık. Yani çocuklarımıza bunları yapmayalım. Çok üzülüyorum Azra Hanım. Çok sağ olun Sayın Gültekin. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bu 432 yani kişinin ÖSYM'den uzaklaştırılması oldukça dikkat çekiciydi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun yayınımıza katıldınız. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, avukat Ruşen Gültekin önemli iddialarda bulundu ve 432 kişinin ÖSYM'den yaklaşık KPSS sınavından bir ay önce uzaklaştırıldığını söyledi. Bu çok önemli. Bence bunun üzerine gidilmeli. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen liyakatsizliğe vurgu yaptı. Cumhuriyet TV'den bugünlük bu kadar efendim. Bir dahaki yayınlarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.